Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon konusuna başlayacağız. Şimdi fonksiyonların özel bir türü. Bir fonksiyon türü olarak düşünülebilir yine ama çakışıyor. Yani doğrusal bir fonksiyon genellikle örtem fonksiyondur, birebir fonksiyondur diyebiliriz. Detayları neler? Hemen bakalım. Doğrusal fonksiyon fx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonlara denir. Neden? Çünkü bir grafikte doğru şekli gösterirler. Şu mavi olan, turuncu olan ve kırmızı olan birer tane doğrusal fonksiyon olarak düşünür. Diğer adı tabii ki lineer fonksiyon. Bu her ikisi de kullanılabilir. Siz bileceksiniz ki y eşittir ax artı b ya da analitik geometride genelde kullandığımız gibi y eşittir mx artı n bunun genel gösterimi olacaktır. Doğrusal fonksiyon olduğunu söylüyor ise ve iki tane değeri vermiş ise işiniz çok basit. Zaten doğrusal olduğunu söylemiş. Yani fx format eşittir. Belli. Ax artı b. Güzel. O zaman f4 kaç? 21. Yani 4a artı b eşittir 21. Çok yorulmayayım diye birini tuttum o konuşuyor benim yerime. f1 kaç? Yukarıya şey 1'i yazalım. a artı b eşittir eksi 3. Burayı söyleyeyim ben karıştırdım çünkü. X yerine 1 yazarsanız A artı B eşittir eksi 3. Şimdi gördüğünüz gibi iki bilinmeyenle iki denklem elde ettik. Dolayısıyla A ve B'yi buradan hesaplayabilirim. Şöyle yazayım. 4A artı B 21. A artı B eşittir eksi 3. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsanız 4A'dan A çıkartın 3A. B'ler gider. Bu artı 3 olacağı için 24. Kısacası A 8'dir. A 8 ise şuraya yazalım. B eksi 11'dir. Doğru mu? Hı. Bu durumda fx eşittir. 8x eksi 11. 8x eksi 11 olacaktır. Var mı bir soru? Hayır hocam. Bekle. O zaman başka bir şey anlatacağım şimdi. Şimdi burada fx'i değil de direkt olarak şunu sorabilirdi bize. f7 kaçtır diye bir şey sorabilirdi. Hı. Doğrusal fonksiyonlar grafiklerini düşündüğümüzde şu mavi grafiğe bakın mesela. Şu mavi grafik bir doğru grafiği değil mi? Tales'e benzemiyor mu? Benzerlik kuralını da uygularlar. Ne demek istiyorum? Mesela bu 3 arttığında, x değeri 3 arttığında y değeri 24 mü artmış? Evet. Eksi 3'ten 21'e. Şimdi f7'yi bulmak için bunu yine 3 mü arttıracağım? Hı hı. O zaman bu da mı 24 artacak? 24 ekle 21'e? 45. 45. O zaman f7 45'tir. Gerçekten de deneyelim. Doğru mu? Evet, f7 45'tir. Yani eğer sizden bir f fonksiyonunun değerini istiyorsa, fx'i istemiyorsa direkt benzerlik mantığıyla bakabilirsiniz. X'i 3 arttığında y'si 24 artıyor. O zaman x'i bu kadar arttığında y'si bu kadar artar. Peki hiçbir konumunu sormazsa f6'yı sorsa diye fark etmez. Bunu. Şöyle yapabilirsin. X'i 3 arttığında y 24 mi artıyor? Ha, oran orantı mantığıyla. Demek ki 1 arttığında 8 artacak deyip öyle tamam. Ekleyebilirdin. Peki bu sorunun doğrusal fonksiyonla ne alakası var? Aha da bu. Hayır. Direkt olarak buraya bakarak bu soruyu doğrusal fonksiyonlarla alakalı diyemezsiniz. Buraya bakmanız lazım. İki tane f fonksiyon. Hı hı. Aynı türden yani x cinsinden değerler yazılmış. Evet. Ve topladığında sonuç doğrusal fonksiyon çıkmışsa demek ki f de doğrusal fonksiyon. Çünkü f x kareli bir şey olsaydı topladığında burada kareli da x kareli olurdu. Çıkardı. Küplü ise küplü çıkardı. Anlaştık mı? O zaman fx'e özür diliyorum. Ax artı b diyelim. Daha sonra f2x artı 1 ne demek Koray? Ne demek derken? X yerine 2x artı 1 yazacağız. Böyle el hareket yapmadan. 2x artı 1. Sen hayırdır hoca. A çarpı 2x artı 1 artı b. f3x eksi 1 ne olacak? O da a çarpı 3x eksi 1 artı b. Eşittir 15x artı 7. Problem var mı buraya kadar? Hayır. Şimdi polinom eşitliğinden a ve b değerlerini bulacağız. Ama hocam polinomları görmedik. Görmenize gerek yok zaten. Bildiğimiz sadece hava atıyorum ben şu anda. Ne yapıyorum? Bir terim söylüyorum matematikte. Yoksa buradaki x'in katsayısı, buradaki x'in katsayısına, buradaki sabit sayı, buradaki sabit sayıya eşit olmalı. Bunu biliyorsunuz. İlk önce dağıtalım tabii düzenlemek için. 2ax artı a artı b. 3ax eksi a artı b eşittir 15x artı 7. 7'dın mı? Ya 4 senedir beraberiz yani. Yediği her gördüğünüzde aynı şeyi söylemek zorunda mısınız hocam? 4 senedir değişmiyor. Ne diyeyim? Ben değişmem Kore. Öyle kel parayı bulunca değişenlerden değilim. Bu arada ben de değişmedim. 4 senedir yine şikayet ediyorum. 5ax artı 2b 15x artı 7 ise. Şimdi bakın. 15x mi var? 15x olması için a 3 olmalı. Hı hı. 2b mi var? 7 olması için b 7 bölü 2. Bitti. Yani fx
A kaçtı Koray? 3. 3. X artı 7 bölü 2. F 3 isteniyor. X yerine 3 koyalım. 9 artı 7 bölü 2. 25 bölü 2. Var mı anlaşılmayan bir hayır şey? Hocam. Peki. Hadi bir kademe ileri. Aa hocam buldum doğrusal fonksiyonu. Bu sefer değil. Neden? Fx'i bu tarafa atalım. Koray az önceki kağıdı bir geri alabilir miyim? Burada dikkat ederseniz arada artı vardı. Arada artı varken her ikisi de doğrusal olmak zorunda ki aynı tür fonksiyonlar toplamları da doğru olsun. Ama burada arada eksi var. Arada eksi varsa belki de bu fonksiyonlar ikinci dereceden ama x kareler birbirine ne yaptı? Götürüyor. Anladınız mı? Böyle bir ihtimal söz konusu. Peki burada ne yapacağız? Ya da neden bu soruyu sordum burada? Doğrusalla karıştırıldığı için ama farklı çözülmesi gerektiği için. Hı-hı. Nasıl mı çözeceksiniz? F50'yi vermiş, F1'i mi soruyor? X artı 1'deki x yerine 49 yazıp F50'yi bulacaksınız. Yine o yok etme yöntemini yapacağız. Böyle olmaz mı? İlk hamle x yerine 49 yazarsak. Sonra giderek aşağı doğru inecek ve F1'de duracaksınız. Taraf tarafa topladığınızda zaten bir sürü terim gidecek. Mesela 48 yazın. F49 eksi F48 eşittir. 49. F48 eksi F47. 48 bu şekilde. Nokta nokta nokta. En son x gördüğünüz yere 1 yazarsanız F2 eksi F1 eşittir 2 olacaktır. Bakın toplayın taraf tarafa. Gördünüz mü? F49'lar gidecek. F48'ler gidecek. F47'ler gidecek. Hop bunlar gidecek. Hı-hı. Ne kalacak? F50 pardon eksi F1. 2'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı. 2'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı 50 çarpı 51 bölü 2 eksi 1 olacak. Çünkü 1 yok formülde. 25 hadi bakalım. 1225, 1275, 1275, 1270. Demek ki kapsar genelmişim. Burada 1000, burada eksi 274 olacaktır. Doğru mu? Eksi 274 olacağına göre F1'de kaçtır? Eksi 274. Tamam. Tamam. Ha, sen kenarda uçak yap. Ancak orada kapışabilirsin benimle. Fx artı 2 eşittir. Fx artı, vurav ucundan diz. Fx artı 1 çarpı 250x olarak veriliyor. Aynı soru, aynı mantık fakat bu sefer çarpı var. Bu da yine benzer bir yöntemle çözülüyor. Karşınıza çıkacağı için burada aldım. Karşı tarafa bu sefer bölü olarak göndereceksiniz. Bakın. Yani fonksiyonları aslında hep tek bir tarafta topluyoruz. Bu evet. Sorularda. Birbirlerini yok ettiklerini göstermek için. 2 üzeri x mi? Hı hı. X yerine F20'den başlamış F1'e kadar gidiyor. X yerine F20'den başlatmak 18 için. 18 yazsak daha iyi. Hocam neden 1'den 20'ye doğru gitmiyoruz? Genellikle birinde başlayıp birinde bitiririz. Bunu söyleyelim ve en üstte hangisi var? F20'yi elde edeceğim. Burayı F1 elde etmeye çalışırsanız x yerine x1 verirsiniz. Aşağıda F0 var. Yani sınırın dışına çıkmış olursunuz. F1 ile F20 aralığında kalmanız lazım. O yüzden büyük değeri 20 yaparak başlıyoruz. Deneyelim. Yine yapılır yani ama fark etmiyor. Zorlar bizi. 0 yazsak bu sefer F2 bölü F1 olacak. Kaç bu şimdi? F20 bölü. X yerine 18 yazdık. 2 üzeri 18 sorun var mı? Hayır. Şimdi F 17 yazdığımızda F19 bölü F18. 2 üzeri 17. Özür diliyorum buradaydık değil mi? 17 yazdık. 2 üzeri 17. Böyle gittiğimizde en son 0 yazalım. F2 bölü F1. 2 üzeri 0 yani 1 mi? Hı hı. Şimdi Koray bunları toplarsan ya da çıkartırsan birbirini götürmüyor. Çarparsan götürüyor. Nasıl? Gösterelim. F20 bölü F19. Çarpı F19 bölü F18. Çarpı F17 bölü F16. Nokta nokta nokta. F2 bölü F1. Eşittir. Tabii çarptık ama bunları da çarpıyoruz değil mi? Hı hı. 2 üzeri üstler toplanır o zaman 0, 1, 2 nokta 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 18. 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı 18 çarpı 19 bölü 2'den 171. 171 olacaktır. Yani 2 üzeri 171. Problem var mı? Hayır. Ama bazılarından kurtulmalıyım. Bakın F19'lar sadeleşti. Bir arada bir terim atlamışım. Özür diliyorum. 18-17 olacaktı burası. 18'ler gider. Bunlar gider. Bunlar gider. Ne kaldı? F20 bölü F1. O da 2 üzeri 171. Şimdi Koraycığım şöyle tamam. Yapalım. F20
2 üzeri 60'a mı eşit? Hı hı. F1 2 üzeri 171 ise bu 2 üzeri eksi 111 olmalı ki yukarı çıktığında üstleri toplansın, 2 üzeri 171 olsun yapsın. Ya da içler dışlar çarpımı yaparak hesaplamanız gerekecek ama bu aşamada bunu yapmanız daha mantıklı. İşlem karışıklığına girmeyelim. Peki, doğrusal fonksiyonlara devam ediyoruz. F, fx eşittir 49x eksi 64. İçinizde bileşke fonksiyonları bilenler olabilir. Bu onu çağrıştırıyor. Çünkü burada bir bileşke fonksiyon var ama soruyu farkındaysanız bileşke kullanarak sormadım. Dolayısıyla bileşkeyle çözmeyeceğiz. F, fx 49x eksi 64 ise fx, Koray, x kareli bir şey olabilir mi? Hayır hocam. Çünkü buradaki x gördüğün yere x kare yazarsan x üzeri 4'e fırlar bu. Evet. Artar. Burada yine fx ax artı b olmalı. Fx ax artı b ise bakın f fx ne olacaktır? X gördüğün yere bir daha ax artı b yaz olacaktır. Hı hı. A ax artı b artı b. A kare x artı ab artı b. İşte budur 49x eksi 64'e eşit olan. Yani a kare x 49 ise a ya artı ya da eksi 7 olacak. Hı hı. B diyelim ki a artı 7 oldu. Buraya artı 7 yazarsak 8b eşittir. Eksi 64'ten b eksi 8 olur. Hemen bunu bir bulalım bir kere. A'ya artı 7 mi demiştik? Evet. Yani fx a'ya artı 7 dediğimiz için 7x eksi 8 olacak. A artı 7 iken b eksi 8. Şimdi diğer ihtimale gelelim. A'ya eksi 7 deseydik. Eksi 6b eşittir eksi 64'ten. B 32 bölü 3. Evet. Fx eksi 7x olursa artı 32 bölü 3. Biraz karıştırmışım kağıdı. Kaç olacaktır? Artı 32 bölü 3. Bitti. Yok karışmadı ya. Benden istediği F0 avacılı değerler toplamı. F0 burada 0 verirseniz eksi 8. Burada 0 verirseniz 32 bölü 3. 8 bölü 3 oluyor da. Eksi 24 artı 8 bölü 3 olacak aradığımız cevap. Var mı sıkıntı Koray? Hayır hocam. Peki dedik ya doğrusal fonksiyonlar koordinat sisteminde bu şekilde gösterilir. Fonksiyonlar da bunu çok öğretmeyebilirler ama sizler bu konuyu gördüğünüzde belki analitiği öğrenmiş olacaksınız. Ya evet. Da karşınıza böyle özel tanımlı fonksiyon tadında sorular çıkacak ve işin içerisinden çıkmak isteyeceksiniz. O yüzden size bunu da öğretmek istiyorum. Şu ana istiyorum. Kadar zaten 12. sınıf olup bu videoyu izliyorlarsa analitik geometride bunu gördüler. Gördüler ama işte unutuyorlar ya çocuğu. Bir de şöyle bir öğrencilerde şöyle bir algı var. Kardeşim ben TYT çalışıyorum. AYT'de göreceğim şeyler ya da 9-10'da göreceğim şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu sene sıfırdan öğreniyorum ben bu müfredatı. Aslında yanlış. Bu bakış açısı yanlış ama bizler tabii ki en baştan size öğreteceğiz. Şimdi olay şu. Böyle bir fonksiyon verildiğinde bu doğrusal bir fonksiyondur. Zaten görüyoruz. Peki bu doğrusal fonksiyonu nasıl oluşturacaksınız? Genel formül x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y'yi kesen nokta eşittir 1'dir. Yani x bölü x'i kesen nokta 1 artı y bölü y'yi kesen nokta 2 eşittir 1. Peki bu bir fonksiyon mu? Hayır. Fonksiyon neydi? Y eşittir fx'ti hatırlayın. Yani siz y'yi yalnız bırakacaksınız. Bırakalım. 1'i bu tarafa atalım. X eksi 1 eşittir y bölü 2 olur. 2'yi karşıya atalım. Y eşittir 2x eksi 2 olur. İşte size fonksiyon. 2x eksi 2. Bu fonksiyonun katsayı var toplamını istiyor. Bilerek bunları soruyoruz. Katsayı var toplamı şunların toplamı ya da x yerine 1 yazılarak bulunuyordu. Hatırlayın kaç olacaktır? 0 bu arada olacaktır. Bunu doğrusal fonksiyonunu ax artı b yardımıyla da yapabilirdik. Yine doğru. Aynı sonuca ulaşacağız. Hatta ver istersen onu da yapalım onu da görsün çocuklar. Ya hocam bu formülü ben hatırlamıyorum. Doğru. Şöyle diyelim. Fx eşittir ax artı b. Yani y eşittir ax artı b. X yerine 1 yazdığınızda y 0 mı oluyor? Evet. X yerine 1 yazalım. A artı B eşittir 0. Bu birinci bilgi. X yerine 0 yazdığınızda Y eksi 2 mi oluyor? Evet. Evet. X yerine 0 yazın. 0 artı B eşittir. Eksi 2. B eksi 2 ise A artı 2 olacaktır. 2X eksi 2 olacaktır. Aynı sonuca ulaşacağız. Yani bu sonuca ulaşacağınız onlarca yöntem var. Çünkü grafikten ya da ne bileyim istediği bilginin katsayı var için F1'i bulmanız gerekiyor. F1 burada sıfırdır gözüküyor bu arada onu da söyleyelim. Hı hı. F1 dediğimiz şey sıfırdır. Farklı değer sormak daha mantıklı olabilir. Önemli olan şu. Bütün bu mantıkları öğrenmeniz. Matematik nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bir ağ gibi düşünün. Bir harita gibi düşünün. Haritayı
İçinde o yolların içinde yürüyerek kolay kolay öğrenemezsiniz. Ama şöyle geniş baktığınızda her tarafını kavrayabilirsiniz. Bu bizim için önemli. Matematik 1, matematik 2, geometri hepsi bir arada, hepsine birden çalışacaksınız. O şekilde yaparsanız her ikisinde de TYT'de, AYT'de de full'e yakın sonuçlar çıkartırsınız. Ancak bu şekilde mümkün. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok da fazla nasihat, yaşlanıyorum. Eskiden bu kadar nasihat vermezdim çocuklara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.